Cephe görünüşte görmüş olduğunuz kolonların etrafına da çeşitli süsler var. Bunları çizmek için tekrar cephe görünüşüme geliyorum. Önce buradaki söveden bir kopya alayım. Yanlış noktadan yakaladık gibi ama ben düzeltelim. Şimdi bunu değeri bir ölçelim. 25. Hatırlayacağınız gibi yan kesitte ben çizim yaparken buradan kirişin geçtiği ve kirişin döşeme ile beraber, üst katın döşemesi ile beraber toplam 60 santim olduğunu söylemiştim. Şimdi üst tarafta zaten 10 santim düştüğü için geriye kirişin kendisi için 50 santimlik mesafe kalıyor. Buradaki söverin kendisini aşağı doğru 25 santim ötelersem veya da taşırsam şu şekilde aslında bu kirişin olduğu konumu tayin etmiş olacağım. Dist enter. Şöyle ölçelim. 40 oldu. Tekrar dist. 50 oldu. Burayı bir kontrol edelim tekrardan. Burayı bir 10 santim daha aşağı doğru alıyorum. 10 enter. Ardından extended komutunu kullanarak buradaki çizgiyi uzatıyorum. Buradaki çi aralıkları da birleştirelim. Fazlalık çizgiler oluşturduk. Şimdi trim komutunu çalıştırıyorum. Buradaki çizgileri siliyorum. Üst planda buradaki kolonun bulunduğu nokta şu anda dış noktasını çizdik. Yani tam şu noktayı çizdik. Bir de buranın iç nokta iç kısmını da çizelim. Bakın kolon şu iki arada kalıyor. Buradaki çizim şekli öbür tarafa da aynalayacağım. Yardımcı bir çizgi çizerek şu iki çizgi arasına aynalamak için referans elde etmiş oldum. Ardından kesme penceresiyle bu tarafı seçtim. Mirror komutuyla Enter yaptım ve buradaki orta noktadan tutarak burayı aynaladım. Şimdi bu yardım çizgiyi artık silelim. İhtiyaç yok. Buradaki çizgiyi kullanalım. Copy Selection alıp buraya getirdim. Araya çizgiler ekleyeceğim. Şu iki nokta arasına. Buradaki çizgileri ise arkadaşlar tam şu uç noktaya getirerek şekli oluşturuyorum. Yani buradaki motif devam ediyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Bu arada şurada da bir çizgi olacak. 10'u atlamışız. Şu şekilde. Öbür tarafa da aynı uygulamayı yapmak yerine direkt kopyalayıp işlemi tamamlayacağım. Önce tam tabi bu iki nesnenin tam orta noktası buradaki çatının üst köşe üst noktası birleşim noktası. Şöyle komple seçtikten sonra bu taraftaki nesneyi de seçiyorum. M, I, Enter ve ardından üst köşe noktadan bunu aynalıyorum. Buradaki çizgiyi de aşağı doğru kısaltıyorum. Trim komutuyla da arkadaşlar şurayı siliyorum. Böylece çizimi gerçekleştirmiş olduk. Bakalım aynı uygulama aşağıda da var. Yani şu bölüme de uygulanıyor. Buradan da taşıyalım. Şöyle seçelim. Sağ tıklıyorum, Copy Selection. Şuradaki köşe noktadan yakalayarak döşemenin olacağı bölüm burası olacak. Buraya bıraktım.
de enter döşemenin altına denk gelmesi lazım. 15 5 santim daha yukarı taşıyorum. Bu şekilde konumunu tayin etmiş oldum. Tabi bu arada buradaki döşeme vardı. Döşemenin üst ve alt noktaları, daha doğrusu kodları 280, 210. Yani şurada döşemenin kendisi var. Böyle bilelim. Döşemeyi hemen şu şekilde tayin edelim. Yana doğru bir 20 santim uzattım. 20 santim bile fazla. 10 santim uzattım. Çizgi oluşturdum. Bunu mirror komutuyla çatının referans noktasından öbür tarafa aynaladım. Şimdi trim komutunu çalıştırıyorum. Buradaki kısımları buduyorum. Arada kalan çizgileri de komple seçip siliyorum. Noktaları birleştirelim. Bu arada buradaki çizgileri komple seçelim. Bunları duvar layer'ıydı herhalde. Burayı da üstüne de bir daha çizgi çizelim. Çizgiyi seçtikten sonra bunu duvar layer'ına atıyorum. Bu şekilde. Şeklin ön plan çıkmasını sağlıyorum.